Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da bu sefer. Gerçekten 19'un çıkmasını mı bekledim artık, ne bekledim bilmiyorum ama FIFA Mobile 19'da beraber her hafta video atmaya başlıyorum da demek istemiyorum çünkü dersem her hafta video atmıyorum. O yüzden demeyeyim ben onu ama siz öyle yapacakmışım gibi düşünün. Video atmaya devam ediyoruz. Her hafta en az bir tane atmaya çalışacağım ama yine de söz vermiyorum çünkü söz verince tutamıyorum. Sonra kendimi kötü hissediyorum. Her neyse arkadaşlar, her hafta yine video atmaya çalışacağım. Aslında zor bir şey değil yani. Bir haftada 3 saatimi versem bir şey olmaz ama videoya başlamadan önce lütfen ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eskisi gibi bir video attığım zaman direkt 1 saatte 1000 like beklemiyorum tabii ama herkes bir beğeni atarsa gerçekten çok severim ve yeniyseniz de dediğim gibi başlamadan abone olabilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman FIFA Mobile 19'da Elite Hub'ına başlayalım. Başlamadan önce de arkadaşlar, siteyle ilgili çekiliş yapıyorum biliyorsunuz. Çoğu videomda yapıyorum yani, ayda bir kere çekiliş yapıyorum. Çekilişe katılanlar sürekli mail adreslerini kontrol etsin çünkü çekilişi kazandıkları zaman oraya mail gidecek ve bana, yani bir şekilde kanıtlarsınız zaten, ben size sorgulayacağım. Adresinizi ve telefon numaranızı bana verirseniz ben size formayı göndereceğim. Zaten 2 kişi kazandı, bir de 2 kişi daha, şu an 3 kişi var çekiliş kazanan. Birisinin Tottenham forması elimde, hala onu gönderemedim. 2 kişi daha olacak, onlar da mail adresini kontrol etsin daha önceden katıldıysa. Şimdi de arkadaşlar açıklamadan Glimio'dan çekilişe katılabilirsiniz. Bütün detaylar aşağıda, hemen arkadaşlar siteye tıklıyorsunuz, bir de Instagram'dan falan takip ediyorsunuz. Yani basit. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi formaları göstereyim, yeni gelen formalar siteden. Bunlar çekilişe verdiğimiz formalar değil bu arada, bunlar bana gelen formalar arkadaşlar. Geçen videoda gösterdiklerimden de bir tek Tottenham forması çekiliş için gelenler. Bu bana gelen yeni sezon Barcelona forması. Burada da arkadaşlar Chelsea formasını göreceksiniz şimdi. Haydi bakalım abi, bir dakika, oyunu gösteremedim. Gerçekten Chelsea forması da çok güzel, ikisi de mavi. Böyle arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda daha çok forma getireceğim. Bu arada arkadaşlar, bu da cap de istedim. Aslında hiç yakışmıyor bana ama ben yine de cap ucuz oluyor diye alıyorum ya. Gerçekten güzel. İsterseniz kendinize de alabilirsiniz. Bunu da kışın takarım arkadaşlar. Çok yakışmasa da bu da gerçekten güzel bir cap. Sitede ucuz. Cap de alabilirsiniz. Kendiniz de formalarınızı alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Her neyse arkadaşlar, o zaman hemen. Evet arkadaşlar, açıklamadan hemen çekilişe katılabilirsiniz. Ve videoya başladık. Santra'yı yaptık. Bilerek maçı 2-2'ye getirdim arkadaşlar. Ki hani eşit şartlar altında başlayalım. İlk yarıdan başlattım çok sizin zamanınızı da almasın diye. Alex hiç kötü bir şut. Normal şuta basınca kötü vurdu arkadaşlar. İki tane 90'a plase golü attım az önce. Plase gerçekten çok eğlenceli. Gelmesi çok iyi oldu. Çok istiyordum. Yani daha önceden var mıydı? Bu arada oyunu unuttum ben. Ya oynamıyorum çünkü 1,5-2 aydır. Ama yani şu anki plase gerçekten çok güzel. FIFA 16'daki gibi olmuş. Ve ben FIFA 16'yı gerçekten hepsinden daha çok seviyordum. Çok kişi... Oo, abi bu aşırtma. Çok kişi FIFA 15'i daha çok seviyor ama ben çok FIFA 16'yı daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü en eğlendiğim oydu ya. Onda kırmızı kartlar falan çıkartıyordum böyle. İlk çok eğlendiğim oydu. Çok eğleniyordum gerçekten. Evet Özcan. Verdi pasını Aleksic. Aleksic. Bir hareket çok güzel geçti. Aleksic şut abi. Tam okun işaretlediği yere vuruyor. Ve gerçekten buna hiç alışamadım. Ve maç bitecek. Çabucu. Bu arada maç çabuk bitiyor. Güzel olmuş bu. Ama işte ben maçı niye eşitledim o zaman. Neyse şimdi golümü atarım ben. Gol yemem zaten imkansız gibi bir şey. Kendi kendine bıraktığım zaman zaten gol atıyor. O yüzden abi en kötü kendi kendine bırakırız. Otomatik olduğu zaman atıyor. Bu arada arkadaşlar, kendin şut çekmeyi, parmak hareketlerini nasıl kapattın derseniz gol atabilirsem göstereceğim. Gol atamazsam zaten önce gol atmaya çalışmam gerektiği için gösteremeye de bilirim. Bence gol olsun. Abi korner. Kaleci de iyi tuttu. Daha kontrolleri tam bilmiyorum. Yukarı çekince ne yaptığını falan. Şöyle bir orta denedim. Kaleye doğru. Abi. Gerçekten zorlandım şu an ya. Yeni motor daha güzel olmuş bu arada. Sağ falan sanki daha büyük gibi. Gerçekten çok eğlenceli olmuş. Ben bu sene oynarım abi. Her ne kadar üniversite sınavı da olsa. Yani yolculukta falan oynayacağız. Ya da videolarda ve. Abi gerçekten çok eğlenceli. Kalecinin kontrolleri falan. Ben şu an çok eğlendim. Oyunu çok beğendim. Bunu zaten size hiç söylemedim daha. Çünkü video çekemedim ama ben beğendim abi. Videoları falan çok izledim. Özellikle Enes'den falan. Gerçekten çok beğendim. Hadi abi. Yanlışlıkla tuşa bastık. Açılmadı. Bir saat açılmıyor çünkü. Şu an sinirim bozuldu ve dakika 85 oldu abi. Evet. Gerçekten moralim şu anda bozuldu. Hadi abi çabuk. Çok iyi. Kravets. Hadi ilk golümü senle attım zaten. Tek golümü. Hadi abi. Oh be. Bir an var ya, hiç gol atamayacağım sandım. Gerçekten korktum da son dakikada attım. Daha da heyecanlı oldu. Şimdi arkadaşlar kendi kendine oynamadan önce bir dakika durduralım. Düzenli kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için gösteriyorum. Size bu açık olacak muhtemelen. Çünkü bende açıktı. Bunu kapattığınız zaman istediğiniz kadar şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu da kapatabilirsiniz. Bende açık duruyor. Serbest sanal çubuk açık. Büyük düğmeler falan kapalı. Yani isterseniz deneye deneye bulursunuz zaten.
basit bir ayar. Ama sürekli geçen sene yorumlarda sordunuz ve her videomda unuttum. Bu video FIFA Mobile 19'un başı ve göstereyim dedim arkadaşlar. Hemen şöyle bir ara pası üstten. Çok güzel bir pas. Alexis yetişebilecek mi? Yetişti. Alexis işte bir aşırtma şut. Ama aşırtma arkadaşlar diğeri plaseymiş. Bu aşırtma çünkü. Keşke yaklaşık plase deneseydim. Aşırtma mı değil mi diye test ediyordum. Ama neyse arkadaşlar. Nasıl olsa yendik. Biz elit oyuncumuzu alacağız. Yani benim gördüğüme göre garanti ödüllerde elit oyuncu vardı. Yani bu bet olduğu için herhalde bu kadar kolay elit oyuncu çıkıyor. Ve hadi abicim. Boom! Tauvin! 82 gen. Tauvin'i çıkardık. Bir daha çıkartabiliyor muyuz? Ha 8 saatte 3 tane elit oyuncu alabiliyoruz herhalde. Yepyeni teke tek moduna göz at diyor. Teke tek moduna göz atmayacağım. Çünkü arkadaşlar burada benim canlı etkinliğim var. Ona da göz atarız belki ama canlı etkinlik dripling yarışını kazan. Yani bundan basit bir etkinlik yok. Orada zor yazıyor ama direkt tek denemede yapacağım göreceksiniz. Çünkü gerçekten çok basit abi. Dripling yarışı ne olabilir ki? Aa bir dakika. Bir dakika zor olabilir. Yok ya kolay. Çok dolanma falan yoksa kolay ya. Golle mi atıyoruz sonunda? Aa buralar biraz zor olabilir. Ki nasıl kazandım abi bilmiyorum. Kazandım ama. Her neyse buradan bile elit oyuncu veriyor. Yani şu an beta sürümünde oyun çok basitleştirilmiş galiba. Yani her 8 saatte bir böyle veriyorsa baya güzel bir takım kurulabilir arkadaşlar. Hemen basıyoruz. Ve boom! Varan! Real Madrid'li yıldız oyuncu çıktı. Muazzam bir oyuncu çıktı. Harika bir oyuncu çıktı. Rafael Varan. Gerçekten güzel oldu. Bu neymiş abi? Oha karşı atakta başka bir oyuncuyu yenersek yine veriyormuş. Evet arkadaşlar şimdi hem karşı atak test etmiş olacağız hem de başka bir oyuncuyu yenmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada adımı Koray koydum ve oldu. Oyun çıktığı anda direkt yükleyeceğim ve adımı Koray koyacağım ki kimse kapmasın arkadaşlar. En kötü Koray'la DRM koyarım ama siz kapmayın arkadaşlar. Siz kaparsanız çok üzülürüm. Ya da kapıp bana hesabı verebilirsiniz diyeceğim ama gerçi eski hesaba devam edersek de isim değişmez. Ben sırf isim değişsin diye yeni hesaba başladım bu arada. Eski hesaba çünkü çok da yüksek bir seviyeden devam etmeyeceğim muhtemelen. Ben zaten 104'ken de takıldım. Yani daha da ilerlemedim. Video çekmediğim sürece oynamadım çünkü. Bakalım abi neler olacak göreceğiz. Sezon öncesi ödüllerini falan da hiç toplamadım, almadım. Oynayamadım, fırsatım olmadı çok fazla. İkimiz de 69 geniz arkadaşlar. İkimizin de ligi yok. İkimiz de 4-3-3 atak oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Aslında ben dizilişe bir bakabilirdim ya. İnternet bağlantı zayıf diyor ama imkansız öyle bir şey olması. Her neyse bu arada çok rahat geçeceğim. Ve çok rahat bir gol atacağım. İlk golüm zaten şöyleydi benim. Ve yine. Muazzam bir gol. Umarım mikrofon falan iyidir ya. Hiç uzun zamandır video çekmiyorum ya. Şu an çok içim hiç rahat değil. Of be. Abi çok rahat gollerimizi atıyoruz zaten. 1,5 dakika boyunca sürekli gol atacağız böyle. Kravets uzaktan bir şut deneyeceğim abi. Aslında müthiş fırsatla bu uzaktan şuta gerek yoktu. Denedim ama yine de bilmiyorum. Şöyle bir orta. Kafa. Jose Semedo vuramadı. Alışacağız arkadaşlar. Oyuna da tam olarak yakında alış. Uf. Abi çok güzel gitti şut. FIFA Mobile 19'da böyle şutlar olmuyordu. Yok 18'de böyle şutlar olmuyordu. Gerçekten çok iyi olmuş oyun bu arada. Kendi kendine pas falan atıyor. Ne oluyor lan? Abi kendi kendine pas atmasın ya. Otomatik pas ve şut. Açık olsun. Abi ne yaptım ben? Gerçekten çok yanlışlıkla dokunuyorum ya. Of çok güzel bir gol ama. Gerçekten çok eğlenceli goller oluyor. Ben çok eğlendim şu an ya. Bu arada daha Varane'ı falan kadroya eklemedim. Onu niye yapmadım bilmiyorum. Neyse bir elit daha alalım sonra kadroyu tamamen böyle fullleyelim elitle. Gol mü? Gol arkadaşlar. Bir ara kırptım öyle. Umarım kırpmayı unutmamışımdır yani. Kırpacağım ya 16 saniye kala. Çünkü bildirim geldi o bildirimi görmeyin diye. Hadi bakayım. Uf abi çok kolay, çok güzel, çok eğlenceli ya şu an. Size de eğlenceli gelmedi mi? İndirin beta diye indirmeyenler varmış diye duydum. Yani vardır illa. Ben çünkü beta diye indirmiyordum ama indirin. Ama indirin çok eğleniyorum şu anda. Ben bu oyunu bayağı bir oynarım şu an. Çok eğlendim ya. Bir sürü elit oyuncu falan kasarsınız. Bence çok eğlenceli ya. Gayet muazzam bir eğlencesi var şu an. Ben çok eğlendim. Her neyse gerçekten çok güzel. Evet 7-2 öndeyim şu anda. Ve hemen arkadaşlar elit oyuncumuz geliyor. 81 geliyor abi. Güzel bir oyuncu gelsin. Tanıdık bir şey gelsin. Kagawa. Nasıl bildim ama 81 olduğunu? Ben bilirim abi. Ben bilirim. Evet Kagawa. İçim temiz çünkü. Her neyse. Şöyle bir geçelim. Takımıma geleceğim. Ve arkadaşlar en yüksek gene basacağım. Hazır mısınız? 3-2-1. Boom. Keşke bir sol bek çıksaydı ya. Sol bek'in çıkmaması çok üzdü şu an beni. Her neyse arkadaşlar 73 genlik takımım var. Daha fazla olabiliyor mu? En iyi buymuş galiba. Bunu bir deneyeyim. 4-4-2 ama burada da MOO yok. Gerçi beceri geliştirisi var mı? Var. Bu arada şey de olacak. Kimya da olacaktı galiba. Yani Enes'in videosunu izlediğim kadarıyla öyle gibiydi ama arkadaşlar şu anda 3 tane elit oyuncu kazandık. Ve gerçekten çok güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Like bombalamanı bekliyorum sizlerden. Gerçekten
her hafta video atmak istiyorum. Bayağı bir kasıp atacağım. Yani her hafta video atacağım ama yani o haftanın etkinliği ile alakalı en güzel videoyu yapmaya çalışacağım size. Yani hep kaliteli videolar olacak kanalda. Haftada bir olsa bile. Hoşçakalın, sizi seviyorum arkadaşlar. Şuradan kanala abone olun. Şuradan da istediğiniz videoları izleyebilirsiniz artık. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Umarım yani eğlendirebilmişimdir size. Ve bay bay.